Yani tabii ki herkes maçı seyretti. Maçtan sonra da açıklamalarımda bunun altını çizmeye çalıştım. Oyun olarak çok istediğimiz gibi bir oyun yoktu. Özellikle hücumda kalitemizin çok daha altında kaldık. Her maçın özetine baktığınızda birçok gol pozisyonuna girdi. Belki net pozisyonlara girdik. Belki rakibimiz çok fazla geldi kalemize, çok net pozisyona girmedi ama oyun olarak tam olarak istediğimizi alamadığımızı söylemek istiyorum. Daha iyi işler yapabilirdik. Bunun çok daha üstünde olan bir takımız. Ama moral olarak baktığımızda 3 puanı kazanmak, gün sonunda lider olarak buradan ayrılmak bizim için sevindirici ama oyun olarak çok istediğimizi aldığımı düşünmüyorum. Ben Beşiktaş takımını da oyunundan dolayı tebrik ediyorum. Belki onlar da kendi kalitelerinin çok altındalardı. Birçok pozisyonda kalemize yaklaştılar ama onlarda da bitiricilik anlamında bu eksiklikler görüldü. Bizde de zaman zaman ilk yarı rakip bize çok fazla topu verdi ama biz rakip kaleye gideceğimizde rakibe topu geri verdik. Bugünkü maçın özeti iki takım da bence hücumsal anlamda kalitesini ortaya koyamadı. Girdiğimiz gol pozisyonunu değerlendirdik. Daha sonra 2-3 tane daha net pozisyona girdik. Ama dediğim gibi oyun tam olarak benim istediğim gibi değildi. Bundan sonraki haftalar oyunumuzu da daha iyi bir duruma getirmemiz hocam, gerekiyor. Hocam hem Beşiktaş hem Galatasaray'da beraber oynadınız. Sergen Yalçın'la ilgili mesela bugün takımı iyi oynadınız. Yani sahada iki takım özellikle yani maçtan önce şunu söyledim. İki teknik adam da birbirine yakın ofansif anlamda güçlü kadrolar çıkarttı. Ama bu güçlü kadroların, bu ofansif anlamdaki iki takımın tam olarak izleyenlere memnun ettiğini, mutlu ettiğini söyleyemem. Dediğim gibi burada kalite eksikliği vardı. İki takım da ofansif olarak en fazlasını düşündü ama daha iyi işler, daha çok yani çok inanılmaz top kaybıyla iki takım da oynadı. Biz zaman zaman çok fazla topu rakibe verdik. O yüzden dediğim gibi hiçbir şekilde bizim istediğimiz oyun değildi. Ama günün sonunda 3 puanı kazanmak, yani Beşiktaş gibi bir takımı yenmek, bu haftalar çok kritik haftalar. Yani kazandığımız 3 puanlar çok daha değerli. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Daha iyi oynayacağımızı biliyoruz. O yüzden bugünün sadece moralini, 3 puanın keyfini sürmek istiyorum. Dediğim gibi günün sonunda bugünü buradan stadı lider olarak terk ediyoruz. Bu da bizim için önemliydi. Hocam şimdi geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sezon 7 takımı şampiyonluk yarışında görüyoruz ve bu hafta, özellikle bu haftalarda yarışta olan takımda hep birbirleriyle maçları var. Evet. Bu durum ve bu çok yarışı şampiyonluk yarışını ve ileriki haftalar için öngörünüz neydi bu yarışta? Şimdi zorlu fikstür bazen takımlar için yani biz bu zorlu fikstürü geçiriyoruz. Yani Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe ile oynadık. Sivas deplasmanına gittik. Beşiktaş'ta oynadık. Yine arkadan yine zorlu deplasmanlar, zorlu maçlar bizi bekliyor. Ya bu zorlu fikstürü iyi geçiren takımlar üstte kalacak. Yani 6-7 takımın bir arada şampiyonluk yarışı içerisinde olması gerçekten çok güzel. İnşallah bunu dediğim gibi demin de söyledim. Yani futbol sahasının içine bu yarışı çekeriz. Yani çok fazla gürültü var. Herkes hiçbir şeyden memnun değil. Devamlı eleştiri var. Yani hakemlere, oyuna, dışarıya yani komplo teorileri birçok yerde var. Yani biz biraz daha futbolun içine gelmemiz gerekiyor. Futbolun içine geçmemiz, statlara, sahanın içine inmemiz gerekiyor. Oyunları biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Herkes hata yapıyor. Yani benim bugün oyuncularım bir sürü hatalar yaptı. Bunu hakemler de yapıyor, diğerleri de yapıyor, yöneticiler de yapıyor. Biz bu yarışın keyfini sürmemiz gerekiyor. Yani daha çok futbolun içine girelim ve bu yarışın keyfini daha fazla sürelim. Yani çok da zorlu. Gerçekten güzel bir yarış. Türkiye'ye bütün takımları izletmeye çalışıyor. Bu sene şampiyonluk yarışı içerisinde birçok takım olacak. Yani biz de bunlardan biri olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda gitmek istiyoruz. Dediğim gibi bu zorlu haftaları çok iyi geçen takımlar şampiyonluk yarışının içerisinde olacak. Hocam Lisbon maçı var. Çok önemli bir karşılaşma. Başakşehir evet. Yolu devam ediyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz Perşembe günü? Evet. Yani bu maçı hazırlanırken bir yandan da Lisbon'un analizini yapıyorduk. Lisbon'un programını yapıyorduk. Ben hatta yarın bu maçla ilgili Lisbon'un lig maçını da Portekiz'e gidip seyredeceğim. Rakibimizin değişimi var. En iyi oyuncularını kaybettiler. Sakatlanan oyuncuları var. Bu maçta da tabii ki turu geçmek için aday olan takımız. Lisbon'da da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Gerçekten şu anda Avrupa'da yer alan tek Türk takımıyız ve bunu en iyi şekilde ülkemize puan kazandırmak istiyoruz. Puanlar kazandırmak istiyoruz ve yine aynı şekilde yani Mönchengladbach maçındaki mutluluğu, sevinci tekrardan Türkiye'ye yaşatmak istiyoruz. İnşallah bu olur. Bu anlamda oyuncularıma güveniyorum.
Yani bugün belki çok iyi oynamadık ama Perşembe'ye çok daha hazır olacağız. Peki hocam, dediniz ya burada hani Lisbon maçını düşünüyorum. Acaba bu akşam bu oyunda bunun etkisi olabilir mi takım üzerinde? Hani akıllarda Lisbon maçı. Yani şöyle yani olabilir ama öbür önümüzdeki maça çok var yani. Lisbon maçına Perşembe günü yaklaşık 6 gün var. Bir önceki maçın tabii yorgunluğu, hafta içi yakın olması, pazar oynadık, cuma oynadık. Bu biraz daha şey yapabiliriz ama Lisbon maçına çok var. Bu maça daha iyi bir şekilde odaklanıp yaşayacağız. Teşekkür ediyoruz hocam.